Efendim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Hemen bir tweet'e bakalım. Kaftancıoğlu açıklamasında 06.04.2023, yani bugün saat 05, şöyle bakalım, 05 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir dedi. Ve binada görev yapan nöbetçi polis memuruyla binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. Yine ilk belirlemelere göre il başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur diye. Ve olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır dedi Canan Kaftancıoğlu. Bir sosyal medya açıklaması daha geldi. Kafa karıştıran bir tweet. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den bu kez bakalım. İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor. Faillerin yakalanmasını bekliyoruz dedi. 06.04.2023 yine Canan Kaftancıoğlu gibi detaylı açıkladı. Saat 5 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir saldırı gerçekleştirilmiştir diye. Peki ne oldu? Kim yaptı? Ne oldu? Olayın tam olarak ayrıntısı ne? Şimdi sahaya da gideceğiz. Burada İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ var. Burada da konuşacağız ama öncesinde bir Samet Güner'e gidelim. Bir ayrıntıları bir öğrenelim. Sonra üzerine konuşacağız. Samet, kolaylıklar diliyorum. CHP İstanbul İl Başkanlığı önündesin. Sözü hemen sana bırakıyorum. Meltem Bozdayoğlu, senin de aslında tweetlerde bahsettiğin, tweetlerde okuduğun gibi bu sabah itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bir silahlı saldırı yapıldığı yönünde bilgiler geldi. Hızla biz de bu noktaya geldik. Biraz önce bir açıklama geldi valilikten, onu da aktaracağım size. Bulunduğumuz nokta Seyrantepe Otoyolu, hemen otoyolun, TEM Otoyolu'nun yan tarafında bulunuyor. Bulunduğumuz nokta arkamız İstanbul İl Başkanlığı, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı bu nokta. Silah sesleri geldikten sonra valilikten yapılan açıklamayı da söyleyelim. Hızla polis ekiplerine haber geldikten sonra incelemelerde bulunduğu yönünde bilgi veriyor valilik ve yapılan incelemelerde olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan görüşmeler, tabii burada güvenlik güçleri vardı, bir polis memuru vardı. Onlarla yapılan görüşmelerden sonra TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edildiği söylendi. İl Başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır denildi valilikten yapılan açıklamada. Yani CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına herhangi bir kurşun isabet etmediği aktarıldı. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Samiyen Spor Kompleksi TEM Otoyolu Edirne istikameti yolunun ikinci şeridinde hızla seyreden bir aracın havaya ateş ettiği tespit edilmiştir denildi. Yapılan çalışmalarda yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur yönünde bir açıklama yapıldı. Tabii kamuoyuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmiştir. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor dedi. Peki o boş kovanlar nerede bulundu? Hemen CHP il binasını görüyorsunuz. TEM Otoyolu da bulunduğumuz noktada hemen bir kot farkı var. Yukarıdan araçlar geçiyor o nokta. Ağaçları görüyorsunuz, oradaki çam ağaçlarını yakın noktada iki adet kovanın bulunduğu yönünde bilgi paylaşıldı. Yol kenarında hemen iki adet kovan bulundu. Orası da TEM Otoyolu'nun ikinci şeridinde. Valilikten yapılan açıklamada bir aracın o noktadan geçerken havaya ateş ettiği yönünde bir açıklama geldi. İki tane de 9 mm çapında kovanın bulunduğu yönünde açıklama yapıldı. O noktaya baktığımızda çam ağaçlarının yaklaşık çam ağaçlarına yakın bir noktada TEM Otoyolu'nda iki kovan bulunmuş. Bulunduğumuz noktada CHP İl
İstanbul İl Başkanlığı binası. Yani takribi olarak, yaklaşık olarak söyleyeceksek bir 50 metreye yakın yaklaşık olarak bir mesafe olduğunu söyleyelim. İncelemeler devam ediyor polis ekipleri tarafından. En önemli noktalardan biri CHP İl Başkanlığı binasına bir kurşun isabet etmediğini sizlere açıklayalım. Valilikten gelen açıklamada havaya ateş edildiği yönünde diyelim. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Polis ekipleri kameraları inceliyor. İncelemelere devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sana, stüdyoya bırakalım. Kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile Meltem. Evet, Caner Emre Kınacı'ya ve Samet'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ayrıntıları dinledik. Evet. İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bizimle birlikte, stüdyo konuğumuz. Nihat Uludağ, hoş geldin yayınımıza. Çok sıcaklığını koruyor olay zaten. Samet de detayları az çok anlattı. Olayla ilgili savcılık tahkikatı da devam ediyor. Ne oldu olayın perde arkasında, ne var? Meltem, gerçekten de İyi Parti'deki olay henüz atlatılmadan, şimdi de CHP İl Başkanlığı'nda yine bir ateş edilme olayıyla karşı karşıyayız. Yani ilginç, Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması da gerçekten de ilginç. CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırı diyor ama yapılan resmi tahkikatlar pek de öyle söylemiyor işin açıkçası. Bu gece saat 04 sıralarında CHP İl Başkanlığı'nda çalışan polis memuru silah sesi duyulduğuna dair 112'yi arıyor. Diyor ki biz silah sesi duyduk TEM otoyolu tarafından diyor. Bunun üzerine hemen olay yerine ekipler sevk ediliyor. Ekipler gidiyor. Orada araştırma yapıyor. Acaba bir saldırı mı var? Gerçekten CHP yönelik bir saldırı mı var diye. Orada bir inceleme yapıyorlar. Ve yapılan incelemelerde de görüyorlar ki TEM otoyolunun Seyran'daki bir araçtan 5-6 el havaya ateş edildiği tespit ediliyor. Ve CHP il binasında bir araştırma yapıyorlar. Ve CHP il binasına yönelik bir gelen, isabet eden herhangi bir mermi de yok. Dolayısıyla daha sonra tahkikati geliştiriyorlar ve güvenlik kamera görüntüleri çalışması yapıyorlar. Bu saldırgan kim? Hedefi ne? Nereye ateş etmiş? Nasıl olmuş? Olay nasıl gerçekleşmiş? Onun araştırması yapılıyor. Ve o da ilginç. Yani elde edilen bir güvenlik kamera görüntüsü var. Saldırgan güvenlik kamera görüntüsüyle tespit ediliyor. Ve saldırgan bu kamera görüntülerine göre Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM otoyolu Edirne istikametinde otoyolun İkinci şeridinde hızla giderken, ikinci şeridinde yani orta şeritte, yani sağında ve solunda da yine hızla akan bir trafik söz konusu. Hızla seyrederken bir araçtan havaya ateş edildiği kamera görüntüleriyle net, sabit. Yani aslında kamera görüntüleri çok da hani yoruma açık bir görüntü değil. Yani çünkü biliyorsun ülkemizde maalesef insanlar havaya silahla ateş etmeyi çok yapıyorlar. Sevincinde bunu yapıyor, üzüntüsünde bunu yapıyor, tuttuğu takım gol atınca bunu yapıyor ya da askere bir yakınını uğurlarken yine havaya silah atıyor. Yani insanların bir şekilde o duygu patlaması bir şekilde havaya ateş eder. Doğru mu? Çok yanlış. Evet. Çok yanlış. Yani vatandaşın da aslında bu tür eylemler, çünkü bunun sonunda nelere varıyor? Yorgun mermi ölümleri, bir takım eş dost düğünlerde yaralanmalar küçük çocuklar hayatını kaybediyor. Çok yanlış bir olay. Ancak bu olay tabii, bu başka bir haber konusu ama yani şu anki eldeki verilere bakıldığında valinin açıklaması da bu konuda net ve sabit. Yani otoyolun ikinci şeridinde seyir halinde, hızla, burası çok önemli, hızla seyir halindeki bir otomobilden havaya ateş edilmiş. Tam o noktadan geçerken. Evet, tam da o noktadan geçerken. Olay niye siyasi? O noktadan geçerken. Yani bunu soruşturmacı birimlerle de mesela konuştuk. Bazen oluyor ki dediler, bizim kolluk güçleri için söylüyorum, onların lojmanlarının bulunduğu noktada da mesela bazen oluyor ki insanlar otobandan giderken lojman önünden giderken havaya ateş ediyorlar. Ve biz onları, tabii ki bu bir suç. Meskun mahallede ateş etmek bir suç. Evet. Ve biz onları bir süre sonra takip edip gözaltına alıyoruz ama biz bunu emniyete, kolluk gücüne ya da lojmana yapılmış saldırı olarak değerlendirmiyoruz diye değerlendirme yapıyorlar. Tabii tahkikat çok daha yeni. Olay yerinde 2 adet 9 milimetre çapında kovanda bulunmuş. Tabii olayın gerçekleştiği ana dair güvenlik kameraları var ki bu çok önemli. Neden önemli? Suçun en önemli bir numara delili bu. Dolayısıyla o güvenlik kamerasından o otomobilin plakası bulunacak, o otomobilin plakasından o otomobilde kimlerin olduğu bulunacak ve o otomobilden kimlerin ateş ettiği de çok rahat bulunacaktır. Yani bu olay aslında düşünüldüğü gibi, hani şu ara mermi siyaseti çok revaçta ve gündemde ya Meltem, yani günlerdir, yani seçime sayılı süre kalmış. Yani olay bir anda PKK siyasetinden mermi siyasetine evrildi. Ve evet, yani tahkikatın sonuçları alınmadan siyasi açıklamalar da yapılıyor. Aslında bu da soruşturmayı da
bir takım zorluklara itiyor. Çünkü yani olayın tahkikat boyutu var. Yani buradaki delil ortada, şüpheli ortada ve o şüpheli yakalanacaktır, soruşma da yapılacaktır. Dolayısıyla biz buradan tahkikat bilgilerinden şunu net bir şekilde anlıyoruz ki CHP'ye yönelik yapılmış bir hamle değil. Otobanın, otoyolun ikinci şeridinden hızla giden bir araçtan havaya yönelik yapılmış bir ateş, silahlı ateş, 5-6 el ateş edildiği de zaten valilik açıklamasında kayıtlara girmiş ve hızla havaya ateş ediliyor. Dolayısıyla CHP il binasına da bir isabet yok. Dolayısıyla CHP il başkanlığı yönelik düzenlendiği düşünülen kelimesi de aslında burada biraz şey kalıyor. Yani bu yani, cümle sadece yakınında olduğu sadece orada o noktaya yakın bir noktadan geçen otobanda havaya ateş edilmiş. Ateş edilmiş. Tabii ki o şüpheli yakalanacaktır, sorgulaması yapılacaktır. Yakalandıktan sonra da bu eylemi niye ve nasıl ve hangi sahiplerle, hangi motivasyonla, hangi amaçla yaptığı da yine tespit edilecektir. Onda bir sorun da görünmüyor. Ama şu an için yani bu durumda bir mermi siyasetinin yapılması çok da şey görünüyor. Biraz zorlama gibi görülüyor. Peki. İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bizimle birlikteydi. Sıcak gelişmenin tüm ayrıntılarını kendisiyle konuştuk, görüştük neler olduğunu. Ama elbette savcılık sonucunda değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.